Merhaba değerli dostlarım. Yeni Türk Edebiyatı nokta sorularla 3. videoda sizinle birlikteyim. Bundan sonraki videolarımızda arkadaşlar eski Türk Edebiyatı'ndan zamanımız kalırsa eski Türk dilinden ve alan eğitiminden de bu şekilde videolar çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Umarım faydası oluyordur. Videoya girmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolar hakkında yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. O halde videomuza başlayalım. Soru 1. 19. yüzyılda ortaya çıkan topluluk divan edebiyatını diriltmeye çalışmıştır. Leskov Çarı Galip öncülüğünde her salı her sekli Arif Hikmet Bey'in evinde toplanan Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi sanatçılar köhne doğu ile batı birleşimini esas almak isteseler de kendileri sekbi hindi tarzı içinde bulunmuşlardır. Özellikleri verilen topluluk hangisidir? Encümeni Şahara topluluğu arkadaşlar. Encümeni Şahara topluluğuna baktığımızda bunlar her sekli Arif Hikmet Bey'in evinde toplanıyorlar ve divan edebiyatını diriltmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Soru 2. Eski edebiyatı yakından tanıyan sanatçı, eski edebiyata en ağır hücumları yapmıştır. Gülnihal adlı oyununda, kötü karakterli Kaplan Paşa'nın yaptıkları zulümler sonucu hak ettiğini bulması sonucu kurgulanmış bir sancak beyin hikayesini anlatıyor. Teknik açıdan en başarılı eseridir. Karabela, Behrever Banu'nun harem ağası tarafından tecavüze uğramasını anlatan bu eser teknik açıdan en başarısız eseridir. Celal piyesinin giriş yazısında milli tiyatro ile ilgili görüşlerine yer vermiştir. Cezmi 17. yüzyılda yapılan savaşı anlatır. Celalettin Harzamşah 15 perdelik tarihi bir dramdır. Harizin Devleti'nin son hükümdarı Celalettin Harzamşah'ın kahramanlıkları ve yaşamı anlatılıyor. Osmanlı-Rus Savaşı'nı anlatan Batan Yavuz Silisle ise ana karakterler İslam Bey ve Zekiye Hanım'dır. Bu da 4 perdelik bir dramdır. Bayrıkaya Zaferi ise İstanbul'un fethini anlatan tarih türünde bir eserdir diyebiliriz. Bunların yanında Hürriyet Kasidesi, Baveyla, Hilal-i Osmani, Vatan Mersesi gibi şiirleri de olan sanatçımız kimdir? Tabii ki bu sanatçımız Namık Kemal'dir arkadaşlar. Soru 3 Her mevzum ve mukaffa da şiir olmak lazım gelmez. Her şiir mevzum ve mukaffa bulunmak iktize etmediği gibi sözleriyle mensur şiirin ve serbest şiirin yolunu açmıştır. Türkçe romanda ilk olarak iç çözümleme, iç monolog, bilinç hakkımı tekniğinin kullanıldığı eseri romantizmden realizme geçişte önemli bir yapıttır. Ah Nijat adlı eserini ise oğlunun ölümünden derin bir üzüntü duyduktan sonra kaleme alıyor. Talim Edebiyat, Mektebim Ülkedeki edebiyat Osmaniye dersi için yazdığı ve yeni edebiyatın kurumsal temellerini oluşturan Belagat ve Edebiyat Teorisi kitabıdır. Hasan Asaf'ın Burhan-ı Kudret adlı şiirinde abes muktebes kelimelerinin kafiyelenmesi sonucunda Sin ve Peltekse'nin Kafiran Mesa sanatçıyla tartışmasına neden olmuştur. Hasan Asaf'la Abes Muktebes tartışmasına giren sanatçı kimdir? Tabii ki de bu sanatçımız arkadaşlar Recazade Mahmut Ekrem'dir. Özellikle Ah Nija edebiyat önemlidir. Recazade Mahmut Ekrem'in realizmden romantizme geçişinde aynı zamanda iç çözümleme, iç monolog bilinç akışı tekniklerinin kullanıldığı eser ise Arabe sevdasıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun unutmayın. Aleve sevdası, bilinç akışı, iç monolog tekniğinin kullanıldığı ilk eserdir diyebiliriz. Soru dörde geçelim. Servet Fırın dergisinin yazı işleri idaresine gelmesiyle bu dergi etrafında toplanan sanatçıların oluşturduğu edebiyata Servet Fırın edebiyatı deniyor. Süha ve Pervin şiiri hayal gerçek çalışmasının en güzel örneğidir. Hani şiirinde ise iddiaçıları eleştirir. Siz sembolik anlatımlı bir şiirdir. Toplumsal ve siyasi baskılara karşı yazılmıştır. İstanbul kötüleyerek 2. Abdülhamit'e ve istibdat dönemine nefretini anlatıyor siz şiirinde. Ferda şiiri gençlere öğütler içeriyor. Yağmur, tabiat temalıdır ve bu şiir parnasız mı yansıtmıştır? Şehrain şehrinde ferdiyetçilikten cemiyete geçmiştir. Rucu şiiri, meşrutiyet sonrası dönemin iyimserliğini konu ediniyor. Gayay vücut en kötümser şiiridir. Vücut, ruh madde düzeyindeki varlıktır. Tarihi kadın mevzumasında tanrı, inanç, şehir, din, insanlık ve medeniyet hakkındaki görüşleri vardır. Bazı şiirleri verilen sanatçımız kimdir? Bu sanatçımız Tevfik Fikret'tir arkadaşlar. Süha ve Pervin, Han Yağma, Siz, Ferda, Şehrain, Yağmur önemli şiirleridir diyebiliriz. Soru 5'e geçelim arkadaşlar. Türkçe'yi kullanırken kendisine özgü bir senteks ve gramer üreten sanatçı, eserlerinde Fransız realist ve naturalist yazarlardan etkilenmiştir. Romancılıkta metot meselesini kavrayan ve roman, hikaye konusunda metodik çalışmalar yaparak edebiyatımızda modern romancılığı başlatmıştır. Romanlarında İstanbul'daki eğitimli ve seçkin sınıfı konu almış, hikayelerinde ise seçtiği konularla halkın arasına girmeye çalışmıştır. 40 yıl, bir acı hikaye, saray ve ötesi hikayeleri önemlidir. İstibdat yıllarının siyasi ve sosyal olaylar içerisindeki meşrutiyetçi gençliği karşılaştığı sorunları Süleyman Nüshet ve çevresi aracılığıyla yansıtıyor. Süleyman Nüshet adlı eser Halis Ziya'nın Nesli Ahir romanına aittir arkadaşlar. 40 yıl Miracı hikaye, saray ve ötesi hikayeleri önemlidir. Aynı zamanda bunlar Halis Ziya'nın önemli eserleridir, hikayeleridir. Süleyman Nusret ise Nesli Ahir romanının baş karakteridir diyebiliriz. Soru 6'ya geçti. Pençe oyununda bir evlilikte bulunması gerekenleri anlatıyor. Cidal oyununda evlilik ve yasakları anlatır. Cidal bir erkeği elde etme mücadelesidir. Diken oyunu tek komedi eseridir. Genç kız kalbi eserinin baş karakteri Pervin'dir. Define bir define defterinin peşinden koşanları konu alıyor. Kan damlası ise definenin devamı şeklindedir. Böğütlen, Eylül, Bir Aşkın Tarihi, Karanfil ve Yasemin bir aşk üçgeni oluşturur konusunu İstiklal Savaşı'ndan alan Halas romanında genç subay Nihat İzmir'de İngiliz kızı Beatrice'i sever. Bu eser büyüklerin en büyüğü Gazi Mustafa Kemal'i cümlesiyle Atatürk'e ithaf edilmiştir. Bazı eserleri verilen sanatçımız kimdir? Mehmet Rauf'tur arkadaşlar. Soru 7. Edebiyatımızda sembolizm ve empresyonizmin temsilcilerinden olan sanatçı, merdiven şiirinde imge ve çağrışılmalarla dolu metafizik bir üslup kullanıyor. Merdivenin son ölümü, gün batımı yaşlılığı, Basamakları çıkmak ise zamanın geçişine yöneliktir. Sanatçı önce bir gün sonunda Arzu adıyla bir şiir yazıyor fakat bu şiir çok eleştiriliyor, anlaşılmaz bulunuyor. Bunun üzerine Türk Edebiyatı'nın ilk politikası olan Piyale adlı şiir kitabının ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalarda şunları söylüyor. Şiir asla bir hakikat habercisi değildir. Şiir gerçekleri anlatan bir şey değildir. Şiirde anlam aramak, eti için bülbülü öldürmek demektir der. Şiir söz ile musiki arasında Sözden ziyade musikiye yakındır diyerek bizlere saf şiirin tanımını, tanımını yapan kimdir? Ahmet Aşin'dir arkadaşlar. Soru 8. Eserlerinde duygu ve hayali, bilinmeyip de belli belirsiz sezilen ruh, ilparti ve sezgilere geniş yer veren sanatçı, edebiyatımızda ikinci Hamit olarak biliniyor. Dil ve anlatım konusunda kendisini yenileyen sanatçımız, Süleyman Nazif'in kardeşidir. Özellikleri verilen sanatçımız, Faik Ali Ozan Söyler arkadaşlar. Soru 9'a geldik. Yukarıda verilen şiir hangi nazım biçimiyle yazılmıştır? 4-4-5 satırdan toplamda yani 13 mısradan oluşuyor arkadaşlar. 4-4-5 mısradan oluşan Batı edebiyatında Stephen Mallarme Bizim Türk edebiyatımızda ise bu e, nazım biçiminin temsilcisi Özdemir İnce'dir arkadaşlar. Ve bu e, nazım biçimi Rondel'dir. Rondel. Özdemir İnce Türk edebiyatında Batı edebiyatında Stephen Mallarme. Evet soru 10'a geçtik. Sosyal inkılap hakkındaki düşüncelerin mazum şekilde ifade edilmesinden ibaret olan Yeni Hayat adlı kitabında yer alan 32 şiir modern Türk toplumu nasıl olmalıdır sorusuna vereceği yanıtları oluşturuyor. Sanatçı kitabın başındaki ifadede kendisinin bir şair olmadığını ancak devrinde meydanın şairlik iddiasına bulunan kimseleri kaldığını ifade eder ve fikirlerini şiir yoluyla ifade etmenin halkı eğitme konusunda pratik bir fayda sağlayacağını söyler. Altın Işık eserinde Türkçülük ve İslamcılık, Kızıl Elma eserinde Turancılığı savunan sanatçımız Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Soru 11. Şiirlerinde samimiyet en önemli özelliktir. Halk edebiyatında tanıtılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Oldukça geniş bir felsefe birikime sahip olan sanatçı, bilgi birikimini ortaya koyan makaleler, şiir, anı, eleştiri, edebi inceleme, felsefi nesil ve çeviri türünde kalem oynatmıştır. Çocuk Bahçesi dergisinde yayınlanan bir açık mektupla Mehmet Emin'in şiirini beğendiğini, kendisinin de artık böyle şeyler yazacağını söylüyor. Bu mektup 1905 Edebi Hareketi diye bilinen bir tartışmaya yol açacak. Biraz da ben konuşayım eseri hatıra yani anı özelliği gösteriyor. Divan ve Sarabi Ömrüm adlı eserleri de bulunan aynı zamanda Sevr Anlaşması'nı imzalayan sanatçımız kimdir? Tabii ki Sarabi Ömrüm'den çıkartmamız gerekiyor. Rıza Tevfik Bölükbaşı arkadaşlar. Soru 12. Edebiyatımızda heceyle ile yazılmış ilk trajedi oyun hangisidir? Yusuf Ziya Ortac'ın Binnaz oyunu değil mi arkadaşlar? Baş kahramanı Lale Devri'nin Fettan Kadınları arasında en çok ün almış olanıdır. Onun bu şöhretini uzakladığını işten Rumeli paşalarından birinin oğlu Hamza onu görmeye Tuna kıyılarından İstanbul'a gelir. Bahsi geçen oyun hangisidir? Az önce söylemiştim. Yusuf Ziya Ortac'ın Binnaz oyunu edebiyatımızda heceyle yazılmış ilk trajede oyunudur diyebiliriz önemlidir. Soru 13. Türk edebiyatımızda korku hikayecisi olarak bilinen sanatçıdır. Deniz'in Zaferi, Abajur, Bir Mesajın Hayatı başlıklı Üç kısa öyküsüyle adını duyurmuştur. Yara konuşmaları canlı olarak vermeye özen gösteren yazar, temiz bir Türkçe genel kısa cümlelerle ahetli bir anlatım kullanmış. Bir yudumsu eseri önemlidir. Bahsedilen sanatçımız kimdir? Tabii ki edebiyatımıza korku hikayesi dediğimiz zaman aklımıza Kenan Hulusi Koray gelecek arkadaşlar. Soru 14'e geçtik. Açıların Göz Bebekleri adlı eseriyle edebiyatımıza ilk serbest şiiri yazmıştır. Putları Ekiyoruz adlı yazısıyla Ahmet Hamdi, Mehmet Emin gibi dönemin etkili şairlerin tarzına karşı çıkan Orhan Selim takma adını kullanan sanatçı, memleketinden insan manzaraları eserinin sahibidir. Kafatası, Ferhat ile Şer'in, Yusuf ile Menafis, Demokritos'un Kılıcı tiyatroları vardır ve bunlar önemlidir. Kan Konuşmaz, Yaşama Güzel şey Şeybe Kardeşim romanlarıdır. 835 satır, Varan 3, 1 artı 1, Jokant Yasiyahu, Kuvay Emirliye Destanı, Tarantabab Mektuplar, Sinan ve Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin, Memleketinden insan Manzarları, Gece Gesen Telgraf, Sesini Kaybeden Şehir, 4 Hapishaneden Şehirleri Önemlidir. Özellikleri verilen Sanatçımız, Kimdir? Nazım Hikmet'tir arkadaşlar. Soru 15'e geçtik. Pastırma yazı ve bir denizin eteklerinde öykülerinde uyarlı gençlerin tutkularını, sıkıntılarını anlatıyor. Cumartesi yalnızlığı eserinde sınırlı ilişkiler içindeki sıkışan insanların bir yaşamlarını anlatmıştır. Her gece Bodrum iş konuşma tekniği yazılmıştır. Bahsi geçen sanatçımız kimdir? Hepimizin bildiği Selim İleri'dir arkadaşlar değil mi? Cumartesi yalnızlığı, pastırma yazı deyince aklımıza Selim İleri gelecek. Soru 16. Yukarıdaki şiir hangi sanatçımıza aittir? Uyusun ay, büyüsün canlar boğulanmasın, sen uyu uyusun bulutlar uyanmasın, ışıklar uyulmasın, canlar boğulanmasın, sen uyu uyanmasın, İstanbul uyusun. Kara uyusun, Fatih uyusun, Atatürk bulvarında rüyalar büyüsün, sen uyu uyusun, İstanbul uyanmasın, gemiler uyanmasın, canlar boğulanmasın. Hiçbir şekilde noktalama işareti yok arkadaşlar ve dikkat ederseniz ilk baştakilerin hepsi normalde büyük yazılması gerekirken Türkçenin yazım kurallarına göre hiçbir şekilde noktalama işareti yok ve küçük harfle başlamış tamamen hepsi. Bu hangi sanatçımıza ait olabilir? Tabii ki bu bu tarz arkadaşlar edebiyatımızda Atilla İlhan'a ait olabilir. Soru 17'ye geçtik. Şiirlerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik yalnızlık, hüzün, sıkıntı gibi duygulardır. Dikkate çeken şey şiirlerinde uzun, yer yer nesil cümlesine yaklaşan dizi yapısıdır. İlk şiir kitabı Arzahar, ikinci şiir kitabı ise Türkiye'mdir. Toplu şiirlerinin büyük saat kitabında toplamıştır. Özellikleri verilen sanatçımız kimdir? Arzı Türkiye'm, Turgut Uyar, ikinci yeninin önemli bir şairdir arkadaşlar. Soru 18'e geçtik. Eserlerinde güçlü bir gözlem gücü sağlam bir dil ve anlatım kullanan sanatçı Yılkı adlı romanında yıkılığa bırakılmış bir atın öyküsünü anlatıyor. Bu atın adı ne? Doruk kısrak. Çöre eserinde ise köy gerçeğini ve yaşamını değişik bir açıdan ele alıyor. Can Şenliği eserinde her şeyini ne veren yaşlı köylüye anlatır. El eli yur el de yüzü eserinde Zacıoğlu köyünün politikacılara karşı bakışını anlatıyor. Yorganımız sıkı sarıldığı hikayesiyle bilinen sanatçımız kimdir? Abbas Seyadır arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi sanatçılardan bir tanesi yine. Soru 19. İlk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni Yalan Zamanlar eserlerinde kadın duyarlılığını, kadının kimliğini, geleneksel ahlaki değerler karşısındaki özgürlük sorunlarını ve erkeklerle olan ilişkilerini yalın, akıcı ve dilsel bir şiirle, üslupla anlatıyor. Uykusuzlar adlı hikayesiyle de bilinen sanatçımız kimdir? İnci Aral'dır arkadaşlar. Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar İnci Aral. Soru 20. Bir gemide ile Sait Faik Armanlı kazanan sanatçı Kaçkınlar Bozgun Av çığlık gibi hikaye kitaplarında bunalımlı kişilerin düşünce ve eylemlerini anlamı ve anlatma çabasına giriyor. Özellikleri verilen sanatçı kimdir? Bir gemide Kaşkınlar, bozgun, Av, Çığlık, Ferit, Etkü. Evet böylece elimizden geldiği kadar arkadaşlar videoları yapmaya çalıştık. Umarım faydası olmuştur. Hiçbir şey için kendinizi yormayın. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun arkadaşlar. Sağlığınız hiçbir şeyden önemli değildir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.